Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i tıpkı eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu gibi sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı öncesi Trakya Türk TV'den Gizem Öztürk'ün sorusunu yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak şunları söyledi. Başkanım, Özgür Özel'in başkan seçilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 38. olan kurultayımız var. Partimizin tüzüğü için gereğinde seçilmiştir. Biz de bundan sonra genel başkanımızı başarılı olması için bütün elimizden gelen desteği yapacağız. Ben çok da bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'de yine aynı heyecanla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar destek olduysak, ne kadar sonuna kadar yanında olduk, Özgür Bey'in de sonuna kadar yanında olacağız zaten. Bundan şüpheniz olmasın. Ben başarılı olacağına inanıyorum yani. Artık geçmiş yarışma, onlar hep bitmişti artık. Hep birlik beraberlik içerisinde. Başkan Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla da ilgili olarak şöyle konuştu. Yok, ben aday olup olmayacağımı daha söylemedim ama onu sorarsanız. Düşüncenizi değiştirir mi? Mutlaka Büyükşehir Belediye Meclis adayları, Büyükşehir İlçe Belediye Başkan adayları, Büyükşehir Belediye Başkan adayları mutlaka bir prosedüre göre seçilecektir. Anket yapılır veya başka bir şey yapılır veya genel merkez kendi kararını kullanır. Ona göre ben o konuda bir şey demem doğru değil yani şu an. Çünkü daha süreç başlamadı. Düşüncenizi etkiler mi? Hayır. Ne partimizin kararına sonuna kadar saygılıyız. Aday gösterirlerse o zaman konuşuruz ama göstermezlerse de partinin bir elemanı gibi çalışırız yani, sorun yok. Peki, çok teşekkür ederiz başkanım. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 Kasım ayı toplantısı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Kadir Albayrak toplantı öncesi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Albayrak, meclis toplantısına açış konuşması sırasında İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı saldırıyı kınadı. Meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayıp gündemdeki konular görüşüldü. Memat Paşa ilçesi, Banalı, Barbaros, Topağaç ve Girce mahallelerindeki Eyüp'teki isimsiz sokaklara isim verilmesi. 54. Süleyman Paşa ilçesi, sahildeki turizm danışma ofisi çaprazı Eyüp'teki alana alının işletim hakkı. 55. Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa mahallesi 578 adı 14 parsel uygulama imar planı değişikliğine ilişkin mahkeme kararı. 56. Çorlu ilçesi Öneller Mahallesi 374 adı 1 parselin kuzeyindeki eski dışı alanın Nazım İmar Planı değişikliği.